Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimler anlamlarına göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan kelime gruplarına deyim denir. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir ve genellikle mecaz anlamlıdırlar. Birbirine anlamca yakın olan deyimler de vardır. Annemle konuşurken pot kırmazsın umarım. Yani yanlış bir şey söylemezsin umarım. Değil mi? Bilmesini istemediğimiz bir şeyi söylemekten bahsediyor. Ona hayır dediğim için dudak büktü. Yani böyle beğenmemek gibi. Ettiğim laflardan sonra damarına bastığımı fark ettim. Onu sinirlendirmek, istemediği bir şey yapmak. Ne yapsak? Bizi beğenmez, burun kıvırırdı. Beğenmemek, dudak bükmek, burun kıvırmak aynı anlamda kullanıldı. D ve B birbirini götürür. Anlamları aynı. Çam devirmeden bir işi hallettiğini göremedim. Söylemek istemediğimiz bir şeyi istemeden söylemek. Yani pot kırmak ve çam devirmek de aynı anlamlara gelir. Cevabımız C şıkkı olacak. Orta sözcü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır? Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Bakıyoruz. Oyuncunun yaptığı orta haftalardır kazanamayan takımın maçı almasını sağladı. Burada buradaki orta pas göndermek, şut göndermek anlamında kullanıldı arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Orta gelirli bir ailenin çocuğu olmak okuduğu kolejde onu diğerlerinden ayırıyordu. Yani Maddi bakımda gelirinin orta seviyede olması ne yüksek ne düşük bunu da ediyoruz. Acımasız ev sahibi onları kışın ortasında herkesin gözü önünde sokağa atmıştı. Arkadaşlar belli bir yaşın, belli bir zamanın, belli bir mevsimin ya da yılın ortası ya Dante gibi ortasındayız ömrün derken ömrün ortası ne çok yaşlı ne genç orta. Burada da arkadaşlar kışın ortası derken ne çok soğuk ne çok sıcak. Orta aynı anlamda kullanıldı buradaki ortayla. E, ee, ömrün ortası. Dolayısıyla cevabımız C. Herkesin ortasında kendisine bağıran çocuğun yaptığı davranış onu çok utandırdı. Herkesin yanında yani kalabalığın içinde anlamında kullanıldı. Tam da işler bitecekken tarlanın ortasında traktörün mazotu bitmesin mi derken burada da bildiğimiz gerçek anlamda tarlanın ortası anlamında kullanıldı. Bunu da eriyoruz cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerin hangisinde gün sözcüğü bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım. Bir gün bile canı sıkılmadan bu koca şehirde 10 yıl yaşaması hepimizi şaşırtan bir durumdu. Buradaki gün arkadaşlar 24 saatlik zaman dilimi demek. Dün gece yaşananların aslı gün ağardığında bir bir ortaya çıkmıştı. Burada gün ağarmak, aydınlanmak anlamında kullanıldı. Dolayısıyla birbirinden farklı anlamlar. A şıkkını eliyoruz. Anneler gününde ona hazırladığımız büyük sürpriz hepimizi heyecanlandırıyordu. Yılın belli günü anneler günü biliyorsunuz. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Özel bir gün demek bu. Hasta adam 3 gün boyunca ağzına bir lokma bile almadan öylece yatıyormuş. Buradaki 3 gün 24 saatlik zaman dilimi yani çarpı 3'ten bahsediyor. 3, 24 saat anlamında kullanıldığı için buradaki günle aynı anlamda kullanıldı cevabımız C. Gün yüzü görmeyen kızcağızı yetkililer kuruma götürmek üzere teslim aldı derken yani yüzü gülmeyen, bahtsız, talihsiz anlamına geliyor. Bunu da eliyoruz. Son günlerde yaşadıklarından umarım bir ders çıkararak hayatına devam edersin derken zaman anlamı son zamanlarda son yaşananlar gibi bir anlamda kullanıldı. Bunu da eliyoruz. Cevabımız dediğim gibi C şıkkı. Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır? Zekasına güvenip aylaklık edenler her defasında büyük bir hayal kırıklığı yaşarken çalışan kazanır düsturuna uygun olarak hareket edenler her defasında başarı yolunda emin adımlarla ilerler. Kıymetli dostlarım düstur sözcüğü genel kural manasına gelir. Şıklara baktığımızda hangi olumsuz durumla karşılaşırsanız karşılaşın sizi bu durumdan yara almadan kurtarabilecek bir yöntem olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Burada böyle bir ifade yok. İnsanlar çoğu zaman hayatı anlayabileceklerini düşündükleri formüller arar. Ancak bu yanlış bir tutumdur. Burada yok. Günümüzde sıklıkla eleştirilen fanatiklik ne yazık ki birçok insanın temel özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Burada yok. Edebi ürünler kimi eleştiri kuramlarının belirlediği ölçütler kullanılarak değerlendirilmeye tabi tutuluyor. Burada da yok. Her şey zıttıyla bilinir. Yargısı genel bir kural olarak, yani düstur olarak geniş kitleler tarafından kabul görmüştür. Evet, düstur sözcüğünü karşılayan ifade burada verildi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Bu parçadaki altı çizli deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Sanki yazı yazmaya yeniden başlıyorum. Aylardan beri elime kalem almadım. Alsaydım sanki bir şey mi yumurtlayacaktım sanmam. İyi oldu. Doğrusu buna ben de memnundum. Ama bu akşam neden beni her şey oturup bir şeyler karalamaya zorluyor? Hani biraz daha dişimi sıksam yalan da söyleyebileceğim. Beni bilmediğim bir şey zorladı diyeceğim değil. Hep böyle olur. Bir vapur beklerken iki ayağım bir pabuçta iken yazı yazarım. Arkadaşlar burada dişimi sıkmak ne demek? Bakalım. Başına sıkıntı verecek, çok iş, kötülük gelecek olmak. Hayır. Bir yerden ayrılıp gitmek, basıp gitmek. Hayır. Darlığa, sıkıntıya dayanmak, katlanmak arkadaşlar. Dişimizi sıkmak, zorluklara katlanmak. E, darlığa, sıkıntıya katlanmak anlamındadır cevabımız C. Bir şeyi zor kullanarak elde etmek, iyi bir duruma getirmek, yönetmek anlamında da değil dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu parçada aşağıdaki anlam olaylarından hangileri vardır? Bakalım. Safranbolu'nun nüfus cüzdanı kabul edilecek kent tarihi müzesine geldiğinizde pencereler geriye doğru açılır. Geçmişten bugüne tarihsel, kültürel, geleneksel ve sosyal bir kente yolculuk başlar. Bölgenin mektepçiler, taşatarlar gibi ilk konakları siyah beyaz fotoğraflardan selam eder. Arkadaşlar bölgenin konaklarının selam etmesi, selam etmek insana ait bir unsur. Konaklar selam veremez, selam edemez. Dolayısıyla burada konaklarda ne vardır? Kişileştirme olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada kesinlikle bir kişileştirme söz konusu. Kişileştirmenin olmadığı şıkları elediğimizde Bursa şıkkı gider, Denizli şıkkı gider ve Edirne şıkkını böylelikle eleyebiliriz. Peki dolaylama mı var benzetme mi var bir daha bakalım. Safranbolu'nun nüfus cüzdanı kabul edilebilecek kent tarihi müzesine geldiğinizde pencereler geriye doğru açılır. Geçmişten bugüne tarihsel, kültürel, geleneksel ve sosyal bir kente yolculuk başlar. Bölgenin mektepçiler, taşatarlar gibi buradaki gibi bana neyi verecektir kesinlikle benzetmeyi verecektir. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kuru sözcüğünün anlamı yay ayraçla verilen anlamıyla uyuşmamaktadır diyor. Bakalım. Bahçeden topladığı kuru yapraklarla baskı resmi yapıp arkadaşına hediye edecekmiş diyor. Canlılığını yitirmiş, kurumuş artık. Kesinlikle doğru. Adana şıkkını eliyorum. Geçen hafta başında geçirdiği grip onda kuru ve kesik kesik bir öksürük bırakmış. Kuru öksürük arkadaşlar etkisini kaybetmiş olmak değildir. Bu bir kenarda dursun. Ee, dışarı çıkan annesinden kuru ve çatlak elleri için bir krem almasını ister. Nemi olmayan kuru kesinlikle doğru bunu da eliyoruz şöyle. Barakadan bozma bu evde kuru bir çayla misafirlerini ağırlamak onu çok üzdü. Katıksız kuru yani çayın yanında bir şey olmaması anlamında kullanılmış bu da doğru. Herkesten uzakta yaşadığı bu kuru ve sıkıcı hayat artık beni canımdan bezdiriyor derken kuru hayat yani sıradan, bayağı, tek düzü anlamında kullanılmış. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız bursa olacak. E, kuru ve kesik kesik öksürük yani sıvı olmadan öksürme, kuru öksürme anlamında. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük Türünün tamamını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Yani arkadaşlar, genel anlamlıdır demek istiyor. Bakalım şimdi. Bir grup araştırmacının Science'ta yayınladıkları bir makaleye göre, iklim değişikliğiyle savaşmanın en iyi yolu ağaç dikmek olabilir. Arkadaşlar, buradaki makale özel anlamlıdır. Neden? Bu makale Science'ta yayımlanan bir makaledir. Özel, bunu eliyoruz. Bu yazı 2019 yılının başlıca uzay çalışmalarını ayrıca uzay bilimi ve teknolojisinde öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmayı amaçlıyor. Bu yazı demiş zaten yazı belli. Dolayısıyla burada yine özel anlamlı olmuş. Aya hareket kabiliyeti olan araç. Hangi araç? Aya hareket kabiliyeti olan araç yine sanki bu aracı bize gösterebilecekmiş gibi özel anlam. Cümleye devam edelim. Taşıyan Şenge 4 yaklaşık 180 kilometre genişlikteki Von Karman adlı kratere indi derken yine buradaki araç özel anlam araştırmacılar çöl gibi çok e, uç koşullarda yaşayabilen bu bitkinin yaşam süresinin 300 ila 1500 yıl dolaylarında olabileceğini söylüyor. Çöl gibi çok uç koşullarda ama hangi çöl olduğu belli mi? belli değil. Buradaki çöl genel anlamda kullanıldı. Cevabımız Denizli. Bu gibi projeler sosyal medyadan şikayet etmek yerine sosyal medyayı kullanarak yeni yöntemler denemenin önemini göstermesi açısından son derece kıymetli. Hangi proje bu gibi proje sanki bize bu projeyi gösterebilecekmiş gibi. Burada da özel anlamda kullanıldı. Cevabımız Denizli. Çekmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlamla uyuşmamaktadır. Beni tiyatrodan çekip alırken alıştığım yaşayışın giderlerini karşılayıp karşılamayacağını sonradan anladım. Beni tiyatrodan çekmek yani tiyatrodan uzaklaştırmak, tiyatro uğraşısına son vermek, koparmak anlamında kullanıldı. A şıkkı doğru. 5 defa yutkunup 3 defa burnunu çektikten sonra anlattı. Solukla içine almak doğru. Bir nutuk çekmeye başlarken birdenbire yutkunmuş, susmuştu. Nutuk çekmeye başlamak yani nutuk söylemek, bir şeyi aktarmak, anlatmak, nasihat etmek gibi bir anlama gelebilir. Buradaki çekmek bir şeyin iç yüzünü anlamak değil de bir şeyi söylemek, anlatmak anlamında kullanılmış olabilir. Cevabımız C birbiriyle uyuşmuyor arkadaşlar. Senin yüzünden bir hal olursa azabını ömrün boyunca çekersin abi. Yüklenmek, üzerine almak, etkisi altında bulunmak anlamında kullanıldı. Gördüğünüz gibi yani ömür boyu vicdan azabı senin üzerine kalır abisine yüklenmiş burada yani üzerine almak etkisi altında bulunmak gibi bir anlamda kullanıldı bu da doğru. Derenin kış yaz kurumayan suları böğürtlen fidanlarını yükseltmiş, iki tarafa yemiş dolu bir koyu çit çekmiş. Herhangi bir engel kurmak değil mi? Çit çekmek engel kurmak, duvar örmek gibi bir anlama gelebilir. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kuruluşuna yani oluşumuna göre diğerlerinden farklı bir ikileme kullanılmıştır. Bakalım arkadaşlar. Bir gonca gülsün, açılırsın sen yaprak yaprak, seni yetiştirdim diye mutludur hava, su, toprak. Buradaki yaprak yaprak arkadaşlar aynı kelimenin tekrarıyla kurulmuş bir ikilemedir. Dağlara, denizlere, ovalara uzansaydık yağarak iplik iplik Yine gördüğünüz gibi aynı kelimenin tekrarı söz konusu. Şöyle bunları eleyelim. Bir geliş var, ne mübarek ne garip alem bu? Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Boy ve boy sözcükleri arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi aynı sözcüğün tekrarı var. İki turnam gelir, aklı karalı, birin şahin urmuş, birin yaralı, ak ve kara, aklı karalı arkadaşlar zıt anlamlı sözcüklerle kurulmuş bir ikileme. Dolayısıyla bu diğerlerinden daha farklı cevabım Denizli. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Hanımlara deste deste gül gider. Deste deste yine gördüğünüz gibi aynı kelimenin tekrarıyla oluşmuş. Cevabımız dediğim gibi Denizli şıkkı olacaktır. Numaralanmış cümlelerde bağlamak sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bakalım. Artık şunu anlamıştım ki beni ona bağlayan hiçbir neden kalmamıştı ortada. Yani beni ona bağlayan derken arkadaşlar onda bağ kurma anlamında kullanıldı. Yani aramızdaki bağ, bağ kurma anlamında kullanıldı. Dolayısıyla bu bir anlam olur. Yiğit delikanlı atını ağaca bağladıktan sonra hışımlı adamın üstüne yürüdü. Atını iple ağaca bağlamak gerçek anlamda kullanıldı. 2 oldu. Bu akşam patronla işi bağlayıp acilen memleketime dönmem gerekiyordu derken işi sonuçlandırmak, olumlu sonuçlandırmak diyebilirsiniz. 3 oldu. Herkese iş yerindeki kuralların kendisini bağlamadığını pervasızca söylüyormuş derken kendisini ilgilendirmediğini ilgilendirmemek anlamında kullanıldı burada da. 4 farklı anlam oldu. Hilal öğretmen sıcak yaklaşımıyla okuldaki bütün öğrencileri kendisine bağlıyor, etkiliyor, bütün öğrencileri etkiliyor ve bütün öğrencilerle samimiyet kuruyor anlamında kullanıldı etkilemek diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 5 farklı anlamda kullanıldı. Cevabımız E şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar yetişkin bir insan boyutundaki bir objeyi bile birkaç saat içinde basabilen çok büyük ve hızlı bir 3B yazıcı geliştirdi. Harp adı verilen yazıcı sıvı plastiği katı nesnelere dönüştüren stereolitografi denen 3B baskı tekniğinin patent bekleyen yeni bir versiyonu. Dike olarak baskı yapan harp sıvı reçineyi Sert plastiğe dönüştürmek için morötesi ışık kullanıyor. Bu süreçte sert ya da elastik parçalar, hatta seramik nesneler bile basılabiliyor. Arkadaşlar buradaki mesela sıvı ve katı sözcüklerinin gördüğünüz gibi karşıt anlamlı, tezat zıt anlamlı sözcükler olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. Buradaki yazıcı yine sıvı, plastik, katı nesne derken terim anlamlı sözcükler olduğunu söyleyebiliriz. A'yı da eliyoruz. Peki devam edelim. Büyük e, 3B yazıcı geliştirmek. Büyük, küçük biliyorsunuz nicel anlamlı sözcüklerdir. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. E, elastik parçalar ya da gördüğünüz gibi sert plastik derken buradaki sert ve elastik sözcüklerinin nitel anlamlı sözcükler olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız mecaz anlamlı sözcükler olacak. Bursa şıkkı. Metnin tamamına baktığımızda gerçek anlamlı ve terim anlamlı sözcüklerin çoklukta olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız B.